Beste ablan. İşi başkasına vermişler. Verecekler tabii. Benim bekleyecekler. Ne güzel değil mi? Biri katil olmamı istiyor. Öbürü işi başkasına verdik diyor. Diğeri çık git hayatımdan diyor. Oh! Koca dünya. Bir beni mi sığdıramıyorsun koynuna? Bari şunu bitirelim de senin mama paran çıksın. Yoksa seni de tutamayacağız buralarda. Hoş, bitirsek ne olacak ki? Kime satacağız? Kimsin birader sen? Bir göster yüzünü. Ha, kesin bir felaket müjdecisidir. Daha da fena. Sığınaklara koş. Annem. 100 kere aradığımın farkında mısın? Beni öldürmek mi istiyorsun sen? Yok. Başkasını öldürecekmişim ben. Kimi? Ne diyorsun sen ya? Sen hepimizi yavaş yavaş öldürüyorsun zaten. Merak etme. Çöp eve dönmüş burası. Yarın erkenden Şerife'yi yolluyorum buraya. Evet. Bakalım ne varmış. Yapma, dökme. Tamam, dökme. Bırak. Dökme anne, bırak. Temmuz. Temmuz yapma ne olur. Hayat böyle. Ne zaman bir şeyler ters gitse dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsun. Lütfen bu kadar kırılgan olma. Bu kadar duygusal olma. Bırak. Ya karınca ezilse ağlamaya başlıyorsun. Çiçek açsa dünyalar senin oluyor. Görme bu kadar. Görme, fark etme. Vazgeç. Karınca bu. Ezilmeye mahkum. Çünkü öyle yaratılmış. Sen ne yapabilirsin? Hadi bebeğim ne olur. Topla kendini hadi. Nerede olduğunu görmüyor musun? Ben kendimdeyim. Ben sapına kadar gerçeğim. Ben size hiç yalan söyledim mi? Sizsiniz yalan söyleyen. Kendi oğluna yalan söyleyen kimdi o heykelleri satın alırken? Çünkü sana nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Çünkü bütün çarelerimi tüketiyorsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum ama sana nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Çok canım yanıyor be anne. Biliyorum canım. Biliyorum. Tabii ki heykellerin satılmaz. Çünkü fazla iyiler. Senin heykellerinde ruhun gibi hep önden gidiyor.